Gelin bakalım, gelin minikler. İyi karşılaştık. Bugün kedilere vermeyelim o zaman. Size verelim. Kızım. Aç mısınız çocuklar? Gel kızım, gel, korkma korkma, gel. Şu köşe iyi, burada vereyim. Gel. Oyun oynuyorlardı tam şurada. Anneleri gezdiriyor. Saldırıyorlar. Yavrulardan. Şu siyah köpek geldi arkadaşlar. Tam oraya mama dökerken karşıda grup var böyle durumlarda. Dikkatli olmak lazım. Şu anda tabii benim yerim biraz iyi. Duvar mı var var. Duvarın üzerine çıktım. Şimdi gördünüz. Diğer köpeklerden sırt alınca gel. Yavruların tabii yemeğe ihtiyacı var. Sakine ablanın kedilerine götürecektim ben mamaları. Videoya başladım işte, gördüğünüz gibi biraz önce yavruları gördüğüm için videoya başlamak istedim. Daha sonradan şuradaki köpek gelince saldırmaya başladılar. Ama dişiymiş o köpek bu arada. Bir an erkek sandım ama memeleri varmış. Şu yavrular biraz yese iyi olacak aslında. Zaten döktük. Orada da başka bir sürü var. 1, 2, 3, 4 tane görünüyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 kedi var. 10 köpek var. Bakın şu anne köpeğin yanında hemen bir köpek daha var. Oradaki köpek. Bir de bana saldırıyorsun. Ben sana iyilik yapıyorum ama. Koruma içgüdüsü. Şu karşıdaki yavru arkadaşlar. Diğer yavrunun yanındaki, yani o da yavru köpek. Bizim bahçeye gelen bir köpek vardı ya, dedim size. Atlıyor geliyor, iki kez gitti geldi. Bu köpek. Şimdi korkuyorsun. Diğerleri havlayınca cesaret alıyorsun. Şu yavrular biraz yese iyi olacaklar. Neyse, en azından yediler. Özellikle ben onlar için zaten dökmüştüm. Geceleri, akşam geç saatlerde dikkat etmek lazım. Çünkü böyle hayvanlar grup halinde gezdikleri zaman, kaçarsanız, ani hareket yaparsanız toplu bir şekilde saldırabilirler. Zaten bir tanesi size saldırdığı zaman, yani diyelim tuttu paçanızdan, bir şey oldu, o anki paniklen hepsi birden muhtemelen üzerinize gelecektir. O yüzden korkmayın yani. Üzerine doğru gidin. El kol hareketi yapın. Sağlam bir yerde durun. En azından biraz daha kendinizi güvenceye alabileceğiniz bir ağaç dalı bile olabilir. Sakine ablanın kedilerine götüreceğimiz mamalar şimdilik yavru köpeklerin önünde. Olmadı, ben tekrar bir gideyim eve, biraz daha mama alayım. Ne güzel sakin sessiz evden çıkmıştım. Bundan birkaç saat önce. Eve gittim, kahvaltı yaptım, biraz oturdum, uzandım. Kasaba gidecektim, çarşı merkezine. Oradan mahalle minibüsüne binip şimdilik sizinle paylaştığım videoda, yani burada takılı kaldım. Mecburen tekrar gideceğiz. Güneş de batmak üzere. Çok fazla da gecikmeyeyim. Bugünkü videomuzda evin yanında, yani mahallede. Bizim ev zaten az bir şey ileride hemen. 100 metre bile değil. En azından buradaki köpeklerin karnını doyurduk. Şu oturan kızıl köpek bizim bahçeye giren köpek arkadaşlar. Dün ben ona biraz kuru mama verdim. Çöp konteynerinin az bir şey ilerisinde. Yine aynı hareketi yaptı zaten mamadan önce. Farkına varınca oraya mama döktüm. Kaçıyor yani, evin etrafından dolanıyor. Kuyruksuz bir kedi vardı hatırlıyorsanız. O kuyruksuz kedi
bunun yanındaydı. Kaldırım taşında duruyordu. Kokladı, karışmadı. Yani o da kendisini kabartmıştı. O şekilde bekliyordu. Kedilere karıştığını görmedim yani. Yavru kedi olursa tabii işin boyutu biraz değişebilir. Kuyruksuz kedi yetişkin bir kedi olduğu için karışmadı yani, kokladı. Bayağı da açık alandalardı yani, yan yanalardı. Direkt burnunu uzattı, kokladı. Kuyruğu altında zaten, korkak bir köpek. Dolanıp gitti. Mamasını da dediğim gibi yedi. Daha sonra da ben buraya doğru geldim. Bir baktım orada duruyor çöp konteynerin yanında. Oturmuş da aynen bu şekil. Sadece kafasını öne doğru eğmişti, patilerine doğru. Masum masum bakıyordu. Evet, anne köpek yedi, yavrular da yediler. Diğer bir köpek daha var, o da şimdi az bir şey yiyor. Karşıdan gelmişti. Burası tabii biraz ıssız diğer bölgelere göre. Yani çukur, dere. Orada yatıyorlar yani. Yerleri güzel aslında. Korkak. Bizi de bir anlık aksiyona uğrattılar. Üzerime doğru geldiler. Buraya gelene kadar yani ufaktan bir korktuk. Hatta ufaktan değil, daha bir orta dereceli diyelim. Çünkü ben sürüyü görünce bir anda şaşırdım yani. İyi ki de dedim fark etmişiz. Arkamız dönük olsa, bir şey olsa, gerçi saldırmazlardı herhalde ama benim ani hareketimden dolayı bir anda havlamaya başladılar. Anne kedi de içgüdüsel olarak, kedi diyorum, anne köpek de içgüdüsel olarak yavrulardan dolayı o da bana doğru gelmeye başladı, havlamaya başladı. Normalde çok korkak bir köpek. Şu anda grup halinde oldukları için biraz cesaret alıyor. Toplu bir şekilde geziyorlar. Sadece dibinde küçük bir kırıntı kalmış mamalardan. Ben yavaş yavaş yola doğru koyulayım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kedi olmamış oldu. Aslında video çekmeyecektim, gece çekecektim. Ya bu videoya ekleme yapacağım. Kedilerle birlikte karışık yani yayınlayacağım, ya da ayrı olacak. Şu köpek erkekmiş, bize doğru gelen. Rüzgar da esmeye başladı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.